Çok teşekkür ederim destek veren herkese. Geçen haftaki çağrımızdan sonra çok olumlu, güzel tepkiler aldık. Oyuna gelince haftalardır biz hep demiştim, geçen hafta demiştim. Biz kötü oynamıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bir yerde kırılacak bu. Bunu da onun için gördük. Burada sadece şunu söylemek istiyorum. Çok inanılmaz bir rüzgar vardı. Siz de fark ettiniz çekimde bile. İlk yarı biraz o rüzgarın aziliyle birkaç çıkışta sıkıntı yaşadık. İkinci yarı toparlandık. Çocuklar bu kadar eksiğe rağmen gencecik çocuklar bugün oynadı. Ya bu ligde belki de çoğu takımın şans bulamayan yaşlılardaki sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Ben şunu demek istiyorum. Yine söylüyorum. Burası çok güzel bir ilçe. Ben burayı çok sevdim. Bütün yönetim kurulumuz, teknik ekip, oyuncular. Yani hepimiz ailelerini geride bırakıp tek bir şey için, bu kulübün başarısı ve bu şehrin mutluluğu için uğraşıyoruz. Herkes bu mutluluğa ortak olsun. Tek isteğimiz bu. Biz sizleri çok seviyoruz. Bu çocukları alnından öpün. Biz öptük. Size de ilginiz için çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle bu çıkış başlayacak. Endek Spor ilk senesinde bu ligde çok güzel yerlerde olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Hocam bir de karşılaşma esnasında Burak Altındaş bir sakatlık geçirdi. Hakkı Caner İvacıoğlu yerine oyuna girdi. En azından ilk müdahalede neler var? Çok ciddi bir sakatlığı umarım yoktur. Geçen hafta da demiştim. Çünkü iyi bir sezon başı geçirdik. Ama çok fazla zemin değiştiriyoruz. Yani ligde çok fazla. Hani biz Suni, doğal çimde çalışan bir takımız. Ama Suni çimde oynuyoruz. Bu bir büyük etken. Zemin değişikliği. Buna bağlı bazı adalet sertleşmeleri oluyor. Yüksek tempoda maçta oynuyoruz. Ama dediğim gibi sağlık ekibi de hunharca çalışıyor. Öyle diyebilirim. İnşallah buranda çok büyük alt adresinde bir ufak sertleşme varmış. O da en yakın zamanda aramıza dönecek. İşte dediğim gibi Sancaktepe maçıyla cumartesi günü Rabbimin izniyle bu çıkışı devam ettireceğiz. Bütün hendeyi, çoluk çocuk, herkesi o tribüne bekliyoruz. Bizi desteklemeye bekliyoruz. Ben diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler hocam. Tekrardan tebrik ederim sizi. Evet, röportajlarımız devam edecek. İlkay geldi yanımıza. İlkay İşler. İlkay, şöyle alalım seni. Şöyle karşıma alayım istersen şöyle. Tamam. İlkay, ilk 11'de forma şansı çok fazla bulamamıştın. Berkay'ın sakatlığından sonra sana da bir ilk 11'de oynama şansı denk geldi. Takımın gollerini attın, maçın yıldızı oldun, maçın kahramanı oldun. Neler söylemek isterdin? Abi haftalardır beklediğimiz 3 puanı sonunda aldık. Takım olarak çok mutluyuz. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Biraz şanssızlıklar vardı geçen haftalarda. Bu şanssızlıkları kırdık. Şimdi önümüzdeki haftalara bakacağız. İnşallah bu serimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Takım adına golleri attım. Çok mutluyum. Bu kadar abi söyleyeceklerim. Tamam, çok teşekkürler İlkay'cığım. Başarılar bundan sonra. Röportajlarımız devam edecek. Enes bizimle beraber. Enes, şöyle sağıma alayım seni. Enes Sok. Enes de uzun zamandır forma şansı bulamıyordun sen. Bazı maçlarda sonradan oyuna girdin. Geçtiğimiz hafta da forma şansı bulamamıştın ama bugün gerçekten de özellikle hücum anlamında çok iyi bir mücadele verdin. Hem kendi performansınla ilgili hem bugünkü kritik galibiyetle ilgili neler söylemek istersin? Takım olarak kazanmayı istiyorduk. Hak ettik. Sonuna kadar savaştık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz inşallah. Kendi adıma gelirsek ben de elimden gelen mücadeleyi verdiğimi düşünüyorum. 3 puan aldık. Mutluyuz. Peki, tebrikler. Çok teşekkürler. Başarılar bundan sonra da. Evet, Muhammed Burak Balcı geliyor şu an yanımıza. Onunla da ilk röportajımızı gerçekleştirelim. Burak, öncelikle geçmiş olsun. Çok iyi bir maç oldu. İlk yarı çok fazla pozisyon verdik. Yani soldan geldiler, sağdan geldiler, şutlar, Bülent çıkarttı, direkten dönen toplar. Ama bugün şans biraz da bizden yanaydı. Çok da rüzgar vardı. Neler söylemek istersin galibiyetle ilgili? Dediğiniz gibi ilk yarı rüzgar bizim aleyhimizeydi. O yüzden attıkları her top defans arkasına gidiyordu. Ama ikinci yarı bu avantajı da biz iyi kullandık. İyi pozisyonlara girdik ve kazandık. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Peki, hafta sonu Sancaktepe maçı var. Neler söylemek istersin maç öncesi? Ya bu 3 puan bizi havaya sokacaktı. İhtiyacımız vardı. Bu 3 puan aldığımız için mutluyuz. Artık önümüzdeki Sancaktepe maçına çok iyi hazırlanıp oradan da 3 puan almak istiyoruz. Peki, çok teşekkürler. Başarılar bundan sonra da.